Emrah Önal'ım. Lisans ve yüksek lisans programımı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümünde tamamladım. Ve aynı kurumda sanatta yeterlilik eğitimime devam ediyorum. Bu projeye birkaç senedir haberdardım zaten işte bu genç sanatçı fonuna. Ama sonra bu sene arkadaşım tekrar attığında tekrar gündeme geldi benim için. Ve başvurmaya karar verdim. Nasıl bir şeyle başvurabilirim diye düşündüğümde elimdeki birkaç projeyi gözden geçirdim ve halihazırda yarım ama tam olarak nihai sonucuna ulaşmamış bir işle başvurmayı düşündüm ve başvurdum. Oldu. Yani ve artık o çalışma da sonucuna ulaştı. Güzel de oldu. Proje figür gruplarının yan yana gelişinden ve bu yan yana gelişin bir kapı formu oluşturuşundan ibaret. Halihazırda memnun olmadığımız, hoşnut olmadığımız durumlardan daha umut dolu bir yarına geçişini sembolize eden bir geçit isimli bir proje bu. Kalabalık bir figür kompozisyonunu oluşturuyor ve bu figür kompozisyonu içerisinde, bu kapının içerisinde, bu geçiş aşamasında bir mücadele süresinde görebiliyoruz. Proje yüksek lisans tezimin eser metnimin sonuna doğru yaptığım eserlerden biri. Yaparken şeyi düşündüm. İlk başta bunun birebir modeli alçıydı. Ve bu çalışırken aslında şu motivasyonla yaptım. Bronzunu hayal ederek çalışmaya başlamıştım. Ve bir gün bir fırsat olursa bunun bronza dönüşebileceği ihtimali üzerinden bir motivasyon kaynağı oluştu bende. Heykeli yaparken tabii yine bir geçit şeyi o zaman da vardı. Bu projeyi ve konusunu duyunca bir denklik olduğunu gördüm bağlam anlamında ve sonra bu projeyle katılmayı düşündüm. İyi de oldu. Bu projeyle katıldım. Tezimin arasında incelediğim sanatçılar arasında Rodin var. Rodin'in işte üretim sürecindeki o sistematik duruşu, pratiği hem de aynı zamanda işte cehennem kapılarının formu benim bu heykeli yapmamda beni etkileyen şeylerden biri oldu. Bu aslında benim diğer heykellerimi de etkiliyor çünkü Rodin'in kullandığı o asamblaj ya da yeniden üretme, tekrarlama yöntemi benim heykellerimde sıkça görülen bir şey. Bu heykel de aslında böyle bu yöntemle yapılan, buna benzer bir yöntemle yapılan bir heykel. Bu açıdan bir atıf da, bir referans da verebilir hani şey anlamında, tarihsel bir şey de olabilir yani göndermesi Rodin'in heykeline. Tabii ki ilk başta oldukça heyecan verici çünkü uzun süredir sakladığım ve görücüye çıkmayan bir heykel aslında insanlarla karşılaşacak. Bunun güzel yanlarından biri de şu, bu heykel ilk başta alçı malzemeden yapıldı ama şu motivasyonla yapıldı. Belki bir gün bronza dönüşür motivasyonuyla yapıldı. Ne şanslıyım ki böyle bir proje var ve ben de bu projeye başvurdum ve aslında hayallerimden birini gerçekleştirmiş oldum. Yani bronz görmek istediğim ve normalde kendi imkanlarımla yapamayacağım, gerçekleştiremeyeceğim bir hayali genç sanatçı fonuyla gerçekleştirmiş oldum. Bu benim için oldukça değerli yani. Benim aslında heykel süreci de çok komplike. Çünkü aslında minik bir figür grubu var ve bu figür grubu nun silikon kalıba alınıyor, sonra tekrar dökülüyor filan derken bir sürü aynı gruplardan bir araya getirdiğim bir seri oluyor ve bunlar kesip biçerek yeniden organize ederek yine heykeller yapıyorum. Metot üzerine metot geliştirerek bir nevi böyle katmanlaşmış bir üretim süreci oluşuyor ve sonunda da bronza ulaşıyor ama bronza ulaşırken de yine bronz tekniklerini içeren bir takım kalıplı döküm aşamalarından geçti heykel ve en son rötuşlenerek, tekrar renklendirilerek filan son haline ulaştı.